Türkiye'de ilk senetle taksitle alışveriş. Evet, saatin tiktakları, zamanın taktikleri diyoruz efendim ve kum saatini çeviriyoruz. Mutfaktaki son duruma bir bakalım. Mutfağın nabzı ne seviyede? Bu arada gelen tweetlerinizi görüyorum. Zamanımız el verdiği ölçüde okuyacağız. Efendim, yeni veriler gösteriyor ki mutfaktaki yani market rafındaki zamlar biraz yüksek açıkçası. TÜİK'e göre Eylül 2024 enflasyonu %43,72 seviyesinde gerçekleşti ama daha farklı rakamlar var. Bundan ibaret değil, özellikle bazı ürünler bazında. Ziraat odalarının rakamları daha kötümser. Misal kuru incir %156'lık bir zamla 477 TL'ye ulaşmış vaziyette. Geçen seneki Eylül 2023'teki fiyatı 185 TL'ymiş. Gelelim mutfağın önemli kalemlerinden olan limona ve kebabın ham maddesi olan kuzu etiyle zeytinyağına. Bilhassa taşişli ürünlerde son dönemde tartışma var zeytinyağı ile alakalı. Efendim, %88 limonda artış söz konusu, kuzu etinde %75 ve zeytinyağında %70'lik bir artıştan söz ediyoruz. Tavukta TÜİK verileriyle örtüşen bir artış söz konusu, %43 seviyesinde, 43.72'ye yaklaşan seviyede. Salatalık 16'dan 28 TL yükselmiş, zamlanmış ürünlerden biri. Tereyağında da %50'nin üzerinde bir zamlanma durumu söz konusu. Efendim, en önemli boyu Ticaret Bakanlığı'nın fırsatçılara göz açtırmaması ve tabii ki Tarım ve Orman Bakanlığı'nda son dönemde biliyorsunuz sitelerinde ilan ediyorlar. Taşişli ürünlere, saflığı bozulmuş ürünlere göz yapanlara göz açtırmamaları. Bu konu önemli efendim. Dolayısıyla mutfaktaki market raflarına yansıyacak oradaki zamların azalması, öyle söyleyeyim, veya artık fiyatların biraz stabil hale gelmesi enflasyon dizginleyecek ve mutfağın nabzını daha olumlu bir şekilde tutabileceğiz diyelim ve sıradaki haberimize geçelim.